Yapılan bir çalışmaya göre 75 yaş üstündeki vefat eden erkekler otopsi çalışmasına alınmış ve bu erkeklerin prostatları incelenmiş. Çok ilginç bir sonuç ortaya çıkmış. Bu erkeklerin yaklaşık olarak yarısından fazlasında prostat kanseri varmış. Sonra bu hastaların neden öldüğünü dönüp bir bakmışlar. Bu hastaların sadece %2'lik kısmı prostat kanserinden öldüğünü görmüşler. Bu çalışmadan sonra dünyada bir tartışma ortaya oluştu. Prostat insanı öldüren prostat kanseri ve insanın hayatını tehdit etmeyen prostat kanseri de iki kavram oluştu. Bundan sonra biz bu hastalar insanın hayatını tehdit etmeyen prostat kanserli hastalar takip edilebilir miyinin sorusu aranmaya başlandı. Son zamanlarda multiparametrik MR'lar eşliğinde yapılan biyopsiler gündeme geldi. Bu biyopsilerde prostattaki insan hayatını tehdit eden kanserler yüksek oranda tanınabiliyor. Ve doğru noktalardan biyopsilerle bu hastalarla doğru teşhisler konulabiliyor. Bu sayede eğer tümör volümü az olan, fazla saldırgan olmayan tümörleri olan hastalar, genç hastalar düzenli kontroller altında kalma şartıyla takip altına alınabiliyor. Ama tekrar belirtmem lazım, bu tarz tedaviler çok sıkı bir doktor takibi ve hasta uyumu gerektiriyor. O yüzden böyle bir takip yapmayı düşünüyorsanız mutlaka öncelikle iyi bir araştırmadan geçin. Mutlaka elinizde bir multiparametrik MR ile yapılmış bir prostat biyopsisi olsun ve daha sonradan uygun koşullar mevcutsa takip altına girebilirsiniz.